sonrasında konuştuğumuz gibi şimdi de emlak hakkında her şeyi konuşacağız ve bunun için de değerli konuğuma merhaba diyeceğim. Varyap CEO'su Erdinç Varlıbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Erdinç Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkürler. Son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. FED belirsizliği derken Suriye belirsizliği eklendi. Bu konuda hem Bernanke'nin hem de Obama'nın ne karar vereceği son derece önemli. Bu süre zarfında da kredi faiz artışına bakalım istedik. Zira konut kredi faiz dediğimizde psikolojik sınır %1'e geldi. Peki aşarsa ne olur? İşte tüm bunları konuşuyoruz. Ev alma zamanı diye de izleyicilerimize soruyoruz. Bunun için size de sormak isterim. Konut kredi faiz artışı sizce de sürer mi? Siz planlarınızı neye göre yapıyorsunuz? Artarsa kampanyalar devreye girer mi? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Konut kredisi faizlerindeki artış Haziran ayında Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz artışından sonra oluşan bir durum ve son derece doğal, normal bankaların bu artışa gitmesi. Şimdi Merkez Bankası'nın izleyeceği tutum bundan sonrası için belirleyici olacak diye düşünüyorum. Nitekim son yapılan toplantılarda işte dövize müdahale ile alakalı hamlelerde bir faiz artışı beklentisi varken o yapılmadı. Ama önümüzdeki dönemde bu kaçınılmaz olsa konut kredisi faizlerindeki artış da kaçınılmaz olur. Yalnız bugün evet %1 psikolojik sınırdır bizim sektörde. Ama biz bunun yukarısını da daha evvelki dönemlerde gördük, yaşadık. Bundan 2 yıl kadar evvel 2011'ler hatta 2010 yıllarında faizlerin 1.20'lerde olduğu dönemler de vardı. Akabinde ekonomideki iyileşmeyle birlikte faizlerdeki düşüşlerle birlikte bunlar 0.60'lara kadar geriledi. Bugünkü gelmiş olduğumuz noktada 1'lerde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türk gayrimenkul sektörü, konut sektörü bu faizlere alışkın. Bu faizlerin her olmuş olduğu dönemde firma olarak bizim gözlemimiz çok büyük yavaşlamalar olmuyor konut alımında. Ancak tabii burada sektörün genelini değerlendirecek olursak orta ve alt gelir grubu Türkiye'de konut alım kararında faiz çok belirleyici bir oran. Oradaki değişken faiz oranları onları biraz etkileyebilir. Gelecekle alakalı soruyorsanız evet, ona da nasıl izleyicilerimizden sözünüzü kestim. Bir tweet gelmiş. Vatandaş gibi bir isimle yer alan izleyicimiz diyor ki bizim için fark eden bir şey yok. Kredi faizi artar, ev fiyatı düşer. Ev fiyatı düşer, kredi faizi artar. Evet. Bu anlamda ev fiyatları düşer mi? Aslında bir nevi haklı. Ev fiyatları düşmez. Öncelikle onu söyleyeyim. Hiçbir firma satışa çıkmış olduğu projede fiyat indirimine gitmez. Ancak dönemsel olarak işte piyasadaki bu belirsiz olan ortamı belirgine çevirebilmek için bazı anlaşmalar yapar, bazı kampanyalar yapar. O kampanyalar dolaylı olarak bir indirimdir müşteri tarafından bakacak olursak. Dolayısıyla o indirimde fiyatlarda bir avantaj sağlamış olur müşteriler. Aslında bütün gayrimenkul geliştiricilerin ve konut üreticilerin bizlerin hedefi doğru fiyata doğru ödeme koşullarıyla müşterilere bu ürünleri verebilmek ve onların da alabilmesini sağlamak. Bütün hedefimiz budur. Şimdi Suriye konusu var önümüzde belirsiz olan ve piyasaları nasıl etkileyeceğimizi öngöremiyoruz. Biz Varyap olarak elimizdeki projelerdeki yeni kampanya modelimizi tamamıyla ödeme planı üzerine kurduk örneğin. Bu ödeme planında müşterilerimizin alabileceği ve etkilenmeden gelecekte faiz oranları çok yukarı seviyelere çıksa bile etkilenmeyeceği ödeme planları kurduk ve kurguladık. İnşallah Eylül ayının sonunda bu kampanyaları sektöre sunacağız. Burada ilkler var. Türkiye'de ilk defa yapılacak olan uygulamalar olacak. Bankalarla, çalıştığımız bankalarla bunları tasarladık. Örneğin Pendik Plaza projemiz var devam eden. İşte o bölgedeki hem stoğu bitirmek için hem de müşterilerimize bu belirsiz ortamı belirgine çevirmek için kampanyalar sunacak. Stokta tatlı ve güzel kampanyalar olacak. Yani sektöre de hareket getirecek diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak evet. Hareketlilik. Eylül ona sonunda inşallah Eylül sonunda. Heyecanlı bir şekilde biz de bekliyoruz. Şimdi Uğur Dumankaya'ya da soralım. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı da telefon konuğum. Uğur Bey merhaba. Finans Kafe'ye siz de hoş geldiniz. Merhaba Melda Hanım. Merhaba Erdinç Bey. Merhaba. Süreci konuşuyoruz, FED'i konuşuyoruz bir anlamda, Suriye'yi konuşuyoruz diğer bir açıdan. Kredi faiz artışı sürer mi diye biz konut konuşurken günün sorusunda sormuştuk. Bunun için ne dersiniz? Etkilenimi ne olur? İzleyicimize ev alma zamanı mı diyoruz? Siz ne dersiniz?
Tabii kredi faiz artışının sürmesi gayrimenkul sektörü açısından çok çok iyi değil ama kısa vadede bazen satışlara olumlu etki de yapabiliyor. Yani bunu fırsat gibi gören müşteriler konut alımına gelebiliyorlar. Biz geçen hafta satışlarımızın çok iyi satış ivmelerini yakaladık. Aslında genel olarak bakıldığında 1.15'e kadar tüketici bir her ne kadar psikolojik bir etken olsa da 1.15'e kadar tüketici alıma devam ediyor. Ama sorun şu, kredi faiz oranları çok hızlı yükseliyor. Hızlı yükseldiği zaman da tabii ki psikolojik etmenler ve birinde bir psikolojik etmeni devreye girip insanlarda geçici bir gerileme veya duraksama oluşturabiliyor. Bir de tabii döviz ve faiz aynı anda arttığı zaman bu da bir psikolojik etmen oluşturabiliyor. Çünkü genelde birbirine zıt olan iki unsur. Burada da gayrimenkul geliştiricilerinin gayrimenkulden satın alan tüketicileri bekletebilir. Çünkü bizim işimiz çok psikolojiyle çok doğru orantılı, algı yönetimine çok doğru orantılı bir şey olduğu için gene tutabiliyor. Evet, tüketicinin eğilimleri bu yönde diyorsunuz. 1.15 önemli ama hem döviz hem faiz aynı anda hızlı artınca bu freni hissediyorsunuz diyorsunuz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Uğur Dumanka'ya, Dumanka'ya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanım. Aslında izleyicilerimizden enteresan tweetler de var. Mesela Ali Osman Kurtuluş diyor ki Tanrı İstanbul'u korudu diyor şu açıdan. Şu anda zaten binek araçtan fazla inşaat kamyonu var. O yarattığı afriyatın tozu da herhalde İstanbul boğuluyor diyor ama diğer yandan binek araçtan fazla inşaat kamyonu olması. Hani biz rakamları işte etkisini, psikolojik etkisini, nasıl yansımaları olacağını konuşuyoruz ama gözümüzle de gördüğümüz ve belki de soluduğumuz bir durum var ki inşaat yatırımları tam gaz devam ediyor. İnşaat sektörü çok aktif durumda. Sezon da şu anda tam da yüksek sezon aslında bizim sektör için. Buna paralel bir de hükümetin yapmış olduğu yeni büyük dev yatırımlar var. Bu yatırımları da inşaat sektörü içerisinde kabul edersek ve bunların yeni başlamış olduğunu da göz önüne alırsak İstanbul önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok ciddi inşaat hamleleriyle sürekli karşı karşıya kalmış olacak. İzleyicilerimizin soruları vardı. Arada sizle biraz paylaştık. Yani biz sektör olarak konut kredisi faiz oranları ne olursa olsun o faiz oranlarını tüketicinin lehine çevirmek için birçok güce sahibiz. Bunları bankalarla oturup anlaşmak suretiyle hep tüketicinin lehine dönebilecek uygulamalarla avantaja çeviriyoruz. Yani konut kredisi faizleri artmış olsa bile bundan, ki bundan sonra artması da daha muhtemel, önümüzdeki belirsizliği göz önüne alacak olursak, bizler hep kampanyalarla bunları hep tüketicimizin lehine çevirmeye çalışıyoruz. Bunun için firma olarak, var yap olarak biz rahatız. Hani bundan çok etkileneceğimizi düşünmüyoruz. Fiyatlar düşmez diyorsunuz ama ödeme koşulları. Ödeme koşullarını iyileştirir firmalar ve bu da müşterilerimize, yani insanlara, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen insanlara bir avantaj sağlar. Bir önemli şey de önümüzde gerçekten hani belirsiz bir ortam var diyebiliriz. Bu savaş konusu gündeme geldiğinde gayrimenkul sektörü diğer finansal enstrümanlarla kıyasladığımızda her zaman güvenli bir limandır. Çünkü somuttur o yatırım. Ve neyi, hangi fiyattan kaça aldığını bilirsiniz. Aşağı yukarı nereye gidebileceğini de öngörebilirsiniz. Dolayısıyla sektör olarak çok bizi sıkıntı beklediğini düşünmüyorum. Tam tersine bundan avantajlar sağlayabilir gayrimenkul sektörü. Olası belki en kötü senaryo mu diyelim, halinde bile diyorsunuz. Evet. Sektörde sağlıklı sonuçlar doğurabilir diyorsunuz. Yine de o senaryoyu konuşmayalım derim ben. Evet. Şimdi şöyle geldiğimizde bir nokta da var ki biraz önce izleyicilerimizden çevreye dair tweet ve e-postalar vardı. Bu hususta aslında sizinle sohbet ederken enteresan bir yatırım karşımıza çıktı. Hep yaşananlar bir anlamda projelerin stratejisini değiştiriyor diyebiliriz bunun üzerine. Park yatırımları geliyor. Evet. Nasıl bir yatırım? Özellikle bu gezi olaylarından sonra da tabii bizim de sonuçta bu şehirde yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. İnsanların hassasiyetlerini daha da iyi görebiliyoruz. İstanbul Ataşehir'de bir insanlarımızın, o bölgedeki insanların rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok büyük bir park alanı
bırakarak bunun içerisine işte insanların o ihtiyaçlarını karşılasın diye yeme içme, eğlence, özellikle çocukları ve yaşlıları orada toplayabilecek. Yani 7'den 70'e herkesi sabah ondan ne akşam. Ne ABB 20... ne konut projesi değil. Olacak. Sadece park olacak, etrafında büyük, yaşam alanları. Evet, yani büyük bir şehir parkı, insanların günlük sosyal aktivitelerinde çok önemli bir yer teşkil edecek bu diye düşünüyoruz. Nihayetinde İstanbul Batıataşehir'de. Batıataşehir'de hemen Meridyen projemizin yakınında yaklaşık 40 dönümlük böyle bir park alanı tasarlıyoruz. Bu da özel sektörün herhalde İstanbul'da yapmış olduğu ilk böyle bir yatırım olacak. Şehir merkezinde olması bizim için şey önemli. Önemli. Evet, farklılaşan yatırımları konuşmayı sürdürelim. Bugün zamanımız bu kadarına yetti diyelim ve teşekkür edelim size Erdinç Vardıbaş. Var Yap CEO'su, değerli katılımınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizlere sormayı sürdürüyoruz. Ev alma zamanı mı? Psikolojik sınır dedik, %1'e dayandı. Bundan sonrası ne olur? Sizin görüşünüz ne? Bizim için çok değerli. Bizimle paylaşın. Kısacık aranın ardından haberlerle karşınızdayım. Yeşil GYO'nun sunduğu Finans Kafe devam ediyor.